En son ok tuşlarına basıldığını algılayan bir fonksiyon yazmıştık player klasımızın içine. Şimdi şöyle yapalım. Her bir yön ok tuşuna basıldığında kelebek o yöne doğru dönecek. Biz bunun için ne yapmıştık? 4 farklı kelebek resmini internetten bulup asetin içine eklemiştik. Demek ki bizim kelebek inceleyelim. Kelebek resminin yönünü değiştirmek için buradaki imaj tag'inin içinde SRC başlığındaki değeri değiştireceğiz. Burada up şu an standart olarak up'ta. Bunu JavaScript ile down yaparsak kelebek aşağıya doğru bakıyor olacak. Bunun için bir fonksiyon yazalım. Ne yapalım? Layer nokta change image turn to diyelim. Dön. Eşittir function hangi yöne döneceği ile ilgili bir parametre alacağız. Şimdiki kelebeği istenilen yöne döndürür. Parametreler neler olacak? Up, down, right, left. Peki. Şimdi bize ne gerekiyor? Önce bu imajı değiştirmem gerekiyor. Bu imaj nerede? Bir divin içinde bu. Bu div ID'si ne? Player. Benim player divim. Onu da bir element olarak ne yapmıştık? Player.element diye almıştık. Demek benim öncelikle player element değişkeniyle bir işlem yapmam gerekiyor. Player elementin içinde imaj tag'i bir alt tag. İnternette arayalım. Ona nasıl ulaşabiliriz? Ne yapacağım? JavaScript child diye kullanılır. Ben tabi bu anahtar kelimeyi biliyorum. Child tag. Child tag support. How to access parent tag. Bir alt tag'e nasıl ulaşabiliriz? JavaScript div children şöyle bir kullanımdan bahsediyor. Biz ID'ye göre aldık. Tek bir tane aldık. Eğer tag name'e göre alsaydık, tag name'e göre alsaydık birden fazla dizi olabilirdi. Dizilerde de aralarında nasıl geçiş yapıyorduk? Sıfırıncı satır, birinci satır diye geçiş. Bu bizim işimizi görmüyor. Bizim işimizi görecek olan hangisi? Burada mesela bir tane get element by ID ile
main div'i almış. Biz ne yaptık? Biz de getElement bayağı ile bir div aldık. Elimizde bir tane div var. Onun bir altına ulaşmak istiyoruz. Ne yapmış? Main div nokta children altındakilerden sıfırıncı. Daha da alta gidersek daha da ilerleyebiliyoruz. Bu bizim işimizi görecek bir koda benziyor. Başka neler var? Diğerlerine bir bakalım. Şöyle bir şey var. First child. First child da demek ki children sıfır anlamına geliyor. İlk. Şunu kullansak daha etkili olur. Çünkü ileride mesela ikinci bir tag olur. İkinciye ulaşmak isteriz. Onun altında başkası olur. Ona ulaşmak isteriz. Bu daha kullanışlı gibi görünüyor. Bakalım tabii çalışırsa. Bir kod bulduk. Şimdi element nokta children şuradan şunu da alalım model olarak şunun içerisine yerleştirelim yazdığımız kodu görmemiz açısından model bizim element şu divin ta kendisi. Bu divin içerisinde ben children 0'ı almak istiyorum. Sonra ben bu children 0'a ne yapacağım? Nasıl ki map'in içinde bir nesneye create element div nesnesi oluşturduktan sonra image nesnesi oluşturdum bir tane. Image nesnesinde set attribute src başlığı altına bir değer atadım. Bu değerde bir resim değeri oluyordu. O resim değerine göre benim ekrandaki nesnelerimin resimleri yükleniyordu. Şimdi yapmam gereken ne? Benim yine işim o src başlığının altındaki ben değeri değiştirmek istiyorum. Bu sefer şu nesnem bu nesnem olacak. Bunu buraya yapıştırıyorum. Set attribute hem ekleyebilir hem de düzenleyebilir. İsminden anladığım kadarıyla src image. Image'da ne olacak? Şimdilik deneme amaçlı bir tane ekleyelim. Şuradan şunun içeriğini alalım. Şuraya up yerine Write diyelim. Bakalım şu yazdığımız kod çalışıyorsa başlangıçta çalışan bir yerde bir test edelim bunu. Şuraya da şimdilik up diyelim. Nasıl olsa bunu kullanmadığımız için buraya istediğimizi yazabiliriz. Buna fonksiyonun içinde kullanmadık. Gelelim bakalım şuraya. Şunu da kapatalım. Çalıştıralım. Evet. Right sağa doğru bakıyor şu anda. İncele. Şunu üzerine gelip incele dersek o nesneye gelir. Ne olmuş? Right.png. Halbuki ilk yüklendiğinde o up.png right'a döndü. Evet. İnternetten burası çok güzel bir site olduğu için ben aramayı burada yapıyorum. Ama siz Google'da da arama yapabilirsiniz. Google'da da arama yaptığınızda mutlaka sonuçların içerisinde bu sitede mutlaka çıkacaktır. Çünkü burada benim şu ana kadar bulamadığım bir konu olmadı. Evet, şimdi bunu siliyorum. Şöyle bir şey yapalım. Direction içeriğinde ne gelecek bana? Up, down, left ve right. Ben de
çalışıyor mu? Evet. Kelebeğimin resminin ismi ne? Up, down, left ve right kelimelerini yazmıştım. Şöyle kullanabiliriz. Her bir resmin ismini şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi her bir resmin ismini bir switch'le switch yapıp direction switch, işte upsa up imaja git, leftse left imajı yükle, rightsa right imajı yükle diyebiliriz. Ya da sonuçta benim buradan gelecek kelimem şuradaki olacak kelimeyle aynı olduğu için buraya o değişkeni yazabilirim. Nasıl yazacağım? Biliyorsunuz çift tırnak ya da tek tırnak. Tek tırnak da kullanabiliriz. Mesela şunun başında tek tırnak kullanmışım. Sonra çift tırnak. Tek tırnak da kullanabiliriz. Aralarında bir farklılık vardır. Ama biz şu an o farklılığı kullanacak bir şey yapmadık. Tek ya da çifte kullanabiliriz. Bakalım tek tırnakta. Bir string değeri artı dediğimizde ne oluyordu? İki string yan yana getirdiğimiz iki string değeri birbirine birleştiriyordu. Eğer ben buraya artı direction artı nokta png dersem ne olur? Direction'dan up left geldiği zaman butterfly nokta left nokta png butterfly nokta left nokta png diyerek bu resmi yükler. Böylece ben tek satır bir kod yazarak istediğim işi yaptırmış olurum. Daha sonra şurada tuşlara gelelim. Onu yazmıştık daha önce. Player turn to neydi? Up. Yukarı tuşa basınca up. Aşağı tuşa basınca down. Sağ tuşa basınca right. Sola tuşa basınca da left olacak. Ne yaptı? Bu fonksiyonu çağırdım. Parametrelerini verdim. Şu anda bir şeyler olmuş olması gerekiyor. Ok tuşlarına basıldığında bakalım ok tuşlarına. Sağa, sola, yukarı, aşağıya. Evet, ok tuşlarına basıldığında artık kelebek hangi tuşa bastıysak o yöne yönleniyor. O yöne hareket etmek üzere. Şimdi gelelim hareket etmek için yazacağımız komuta. Çünkü ok tuşuna bir kere bastığımızda sadece dönmeyecek. Aynı zamanda o kareye doğru harekete de geçmesini istiyoruz biz. Böylece hareketini gerçekleştirecek. Player nokta turn to yaptık. Move to diyelim. Eşittir function move to da aslında direction move to da gerekiyor. Şunu kapatalım. Burada artık şeye ihtiyacımız var. Animate klasına ihtiyacımız olacak. Aslında animasyon olmadan yazalım önce. İleri dediğim zaman tık bir kare ileri gitsin, bir kare ileri gitsin, bir kare ileri gitsin. Önce onu bir yazalım o şekilde. Sonra yavaş yavaş geliştirelim. Ne yapacak? O hareketi yapmak için benim neye ihtiyacım var? Hangi nesne bu? Bakalım yine. Hareketten sorumlu imaj nesnesinin üstündeki divin kendisinin style'ında biz pozisyonunu belirledik. Çünkü bu divin içindeki her şey de bununla birlikte çalışıyor. En üst divi hareket ettirdiğim zaman içindekiler de onunla birlikte hareket ediyor. Onun x ve y koordinatını biz değiştirdiğimiz için şu an bu karede görünüyor. Biz ne yapacağız bu nesneyi hareket ettirmek için? Koordinatlarıyla oynamamız gerekiyor. Bu hangi nesne? Player nokta element. Bunu her seferinde çok fazla kullanacağımız için her seferinde tekrar almamak için initial'ın içerisinde ilk çalışan
fonksiyon içerisinde ne yapmıştık? Bir değişkene atamıştık. Sonra bu değişkeni ihtiyacımız olan her yerde kullanacağız. X ve Y koordinatını değiştirmek için biz ne yapmıştık şurada? Top ve left style stilin stil nokta top stil nokta left şeklinde kullanmıştık. Div elementine div elementinin atandığı değişkene nokta diyerek. Bizim de div elementimiz bu. Şu atandı div elementin atandığı değişken bu nokta stil nokta left eşittir şu dediğim zaman işte right eşittir şu dediğim zaman ne olacak? Bu iş gerçekleşecek. Bakalım bizim x ve y koordinat olarak var. X ve y koordinat olarak mevcut. Güzel. Bize bunlar gerekiyor şu anda. Hareket etmemiz için. Eğer yukarıya basarsa y koordinatının bir eksisine gitmek istiyor demektir. Aşağıya basarsa y koordinatın bir artısına gitmek istiyor demektir. Sağ x'in bir artısı, sol x'in bir eksisi. Demek ki bizim ihtiyacımız olan şu değişkenler. Başka neye ihtiyacımız var? Left'e vereceğimiz değer tabii piksel olarak olacak. Biz önce hangi koordinata gitmek istediğimizi bulacağız. Ondan sonra gitmek istediğimiz koordinatı daha önce map'in içine yazdığımız fonksiyonlarla piksele çevireceğiz. Daha sonra bu pikselleri de kelebek elementinin stilinde değiştirerek HTML içinde JavaScript'le HTML'e müdahale edip oradaki x ve y koordinatlarını değiştirerek kelebeğin hareket etmesini sağlamış olacağız. Şimdi bulalım. Diyor ki direction'da ne yapacak? Direction'da bize right ya da left gelecek. Sonra bu turn to komutunu move to'nun içine yerleştiriyorum ben. Niye? Çünkü bir yere hareket edeceksem ne yaparım? Önce o yöne yönlenirim. Değil mi? Yönlendim o yöne. Sonra şeyi hesaplayalım. Şurada bir değişken açalım. Var. To x. Gideceğimiz x. Virgül. Y. Böyle virgül kullanarak iki değişken de yan yana açılabiliyor. Tanımlanabiliyor. Ama biz öyle tanımlamayalım. Biz şöyle tanımlayalım yine. Hepsi için ayrı ayrı yazalım. Ne yaptık? Şu değişkenler bulacağız. O yöne yönden döndürdük kafamızı. Hesaplamak için şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim 4 eğer ki işte sağsa ne yapıyordu? X şu an player X'in bulunduğu koordinatı 1 arttıracağız. Gitmemiz gereken yer artı 1 koordinat. O zaman her biri için 4 farklı formülümüz olduğu için switch diyelim. Direction diyelim. Bir tane switch açalım burada. Burada ne? Yeni koordinatın
hesaplanması diyelim. Nasıl kullanıyorduk bunu? Case up break. Up break iki nokta diyorduk. İçine komutumuzu yazıyorduk. Up dediği zaman ne olacak? Burası ne? Y koordinatında eksi 1. Burada ilerledikçe artıyordu. Y koordinatında eksi 1 olacak. Bizim gitmek istediğimiz Y koordinatı to Y eşittir demek ki. Player'ın şu anki Y koordinatı eksi 1 olması gerekiyor. Eksi 1 yerine ne yapabiliriz? Eksi eksi de yazabiliriz. Eksi eksi neydi? Player'ın içeriğini değiştiriyor. Evet, ama player y'nin içeriğini değiştirirdi. Eksi eksi yazsaydık. Şu an player y'nin içeriğini değiştirmiyor. Player y eksi 1'i biz şu değişkene eşitliyoruz. Eğer player y eksi eksi deseydik şurada player y eşittir player y eksi 1 diyecekti. Ve player y'nin içeriğini de eksi 1 yapacaktı. Sonra da bunun içine ekleyecekti. Ama biz şu an gideceğimiz konumu hesaplıyoruz. Daha orada değiliz. Player y'yi oraya vardığımızda düzenleriz. Eğer o koordinata varırsak deriz ki player artık bu y koordinatında diye düzenleriz. O yüzden şu an onu düzenlemiyoruz. Case down diyelim. Break. Down da neyle ilgili? Y koordinatıyla ilgili. Player nokta y artı 1 olması gerekiyor. Başka ne var? Right x koordinatının arttırılması ve left de x koordinatının küçültülmesi. Böylece hangi yöne bastıysa o yönde, şunların da x olması gerekiyor. O yönde gideceğimiz koordinatları burada hesapladık. Tabii bu hesapların içinde şunu da yapacağız. Bu koordinat mesela şu noktaya geldi. Bu noktaya gelirse zaten duvar çektik kenara. En kenara duvar çektik. Ama duvar koordinatı içinde olmasaydı en kenara geldiğinde bir daha aşağı ilerlemek isterse şunu hesaplamamız gerekirdi. Bir daha aşağı ilerlemek isterse. Eğer bu rakam bizim maksimum y koordinatımızdan fazla olduysa onu eşitlemeyecektik. Gitmesine izin vermemek için. Ama şimdi ne oldu? Biz en fazla bu noktaya gelebiliyoruz. Bir koordinat daha var aşağıya gidebilmemiz için. Ona git dediğimiz zaman bir koordinat daha olduğu için ve buradaki taşa üzerinden geçilme özelliği olmadığı için zaten oraya gidemeyecek. Böylece şu anda onu yapmamıza gerek yok bizim şu tasarımımız sayesinde. Sonraki aşama ne? Bulduk koordinatı. O koordinatın pikselini hesaplayacağız. Nasıl hesaplayalım? Map'te böyle bir komut vardı. Get x pixel from koordinat. Koordinattan pikseli hesaplama. Ne bu? X hangi düzlemdeydi? X left x. Öbürü de top'tı. Buraya right yazmışız. O zaman buraya gitmek istediğim x'i vereceğim.
Şuraya da gitmek istediğim Y'yi vereceğim. Y'yi vereceğim. Peki bu şu fonksiyonum bana bir sayı döndürecek ama benim eşitlemek için piksele ihtiyacım var. Style'da sonuna piksel ekliyorum. Neredeydik? Player. Şimdi bu bir sayı bana döndürüyor. Atıyorum 237. Benim burada nasıl kullanılıyordu stil.tab? Sonunda piksel olması gerekiyor. Çünkü başka birimler de var. CSS'in bu hangi birimde hareket et, buradaki sayının hangi birim, ne kadar birim olduğunu anlaması için sonuna piksel ekliyorduk. Piksel eklediğimiz anda piksel string bir ifade olduğu için string'e dönüşüyor. Çift tırnak kullanıyorum daha kolay olduğu için. Öbür tarafta tek tırnak kullanmışım. Bunlarda bir fark oluşturmuyor şu anda. Nerede on fark oluşturuyor? Mesela metnimin içinde çift tırnak kullanmak istiyorsam tek tırnak kullanıp çift tırnağı da bazı operatörlerle metin içerisinde kullanabiliyorum. Ya da tek tırnak kullanmam gerekiyorsa metin içerisinde dışarıda çift tırnak kullanıp metin içerisinde tek tırnağı kullanabiliyorum. Şimdi ne oldu? Move to dedik. O yöne yönlendirdik. Hangi gideceğimiz koordinatı hesapladık. Koordinatı piksele çevirip elementin stiline ekledik. Bu fonksiyonu da çalışması için şuraya dönmeye koyalım. Artık burada turn to dememize gerek yok. Çünkü move to zaten turn to'yu da içeriyor. Sadece move to dememiz yeterli. Bakalım. İleri diyelim. Evet, yok oldu. İleri tuşuna bastım. Kelebek yok oldu. Şurada incele diyelim. Nasıl bir hata yapmışız da kelebek tuşunu yok ettik. Kelebek objesini bulacağım. Kelebek objesi burada. Left eksi 32 olmuş. 320 eksi 32. Başlangıçta neydi bu? Left eksi 32 olmuş. Nasıl olabilir bu? Bakalım. Left benim left'le bir ilgim yok. Şuradan bakalım. Şunlar doğru mu? X ve Y 4 ve 12 koordinatları. Ben yukarı tuşuna basıyorum. Diğer tuşlara bastığımda yine aynı sonucumu yapacak. Mesela aşağıya bastım. Kayboldu. 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 Her tuşa bastığımda kayboldu. Demek ki ne yaptım? Hesaplamada bir hata yaptım. Şuradan alert diyeyim. Bir hatamız var. Onu tespit etmek için alert ekrana mesaj kutusu çıkartıyordu. Öncelikle ben şuna bakayım. X ve Y koordinatını nasıl buluyorum? Burada mı bir hata yaptım? Çalıştır. Yukarıya bastığımda 0 11 x 0 oluyor. Ben tabi bunları 0'a eşitledim. Bunlar 0'a eşitlediğim için ne oluyor en yukarıda?
Burada bir yöne döndüğüm zaman sadece hangi yöne döndüysem bunlardan bir tanesi işleniyor. Bir tanesinin içine geliyor. Öbürü sıfır olarak kalıyor. Sıfır diye de bir koordinat olmadığı için bu birinci koordinat birebir sıfır olduğu zaman eksi 32 bir geridekini hesaplıyor. Ne yapmam gerekiyordu? Bunların ilk değerleri x ve y. Sonra hangisini değiştirirsem o ilerleyeceğim koordinat olacak. Şimdi bakalım ne olmuş. İleri. Ne oldu? Tekrar göstereyim. İleri dedim. Doğru bir şekilde gitti. Bir daha ileri dedim. Gitmiyor. Geri dedim. En aşağıya indi. Sağa ve sola dediğimde. Yani ilk bulunduğum karenin etrafında dönüyorum. Hatam ne? O kareye ulaştıktan sonra ne yapacaktım ben? Artık şu player X ve player Y değişkenlerini ben kullanıyorum. Player'ın nerede olduğunu anlamak için. Eğer bunları değiştirmezsem bu her hareket ettiğimde player sanki buradaymış gibi algılayıp ona göre hareket ediyor. Ne yapacağım? X ve player Y'yi değiştireceğim. Şimdilik burada değiştirelim. Tabii bu kodu geliştireceğiz. Biz şu an en basit haliyle bir hareket oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an bakalım ne oldu kodumuz. İleri gidiyorum. Evet. Sağa gidiyorum. İleri, sağa. Haritada istediğim gibi hareket edebiliyorum. Ama ne yapıyor? Nesnelerin üzerinden geçebiliyor. Niye? Daha çünkü map klasıyla etkileşim haline getirmedik. Map klasından soracaktık. Gideceğim koordinatta ne var? Evet, ne yapalım? Şunu yapmadan önce gideceğim koordinat belli. Var item obje eşittir map nokta get item property from coordinate diye bir fonksiyonum vardı benim. Böylece gideceğim koordinattaki nesnenin ne yapacağım? Özellik objesini alacağım. Özellik objesinin içinden de ihtiyacım olana ne yapabilirim? Bakabilirim. Hangi koordinattı? X ve Y koordinatı. Sonra burada bir alert diyeyim. Tam obje nokta can go vardı. Değil mi? Bakalım ona. Map'te bana item obje geldiği zaman onun can go özelliğine göre üzerinden geçilip geçilemeyeceğini anlıyorduk. Hareket etmek için bizim başka bir özelliğe ihtiyacımız yok. Hareket edip edemeyeceğimizi söyleyen sadece can go özelliği yeterli. Hatta şundan önce şunu da yapalım. Şunu da gösterelim. Mesela haritanın dışına da ben çıkabilirim. Haritanın dışına da çıkabilirim. Şu an hiçbir tamamen serbest kelebek. Ekran dışına da çıkarım. Sonra geri gelirim. Şuna bakalım. İtemi aldım. Can go'ya bakacağım. Geliyor mu? Mesela ileri yaptım. Ne oldu? Gelmedi. İtem obje eşittir dedim. Yine burada bir hatayla karşılaştım. Şu neydi? X
Şurada bu item property flow koordinat doğru. Koordinat doğru. Şeye gelelim, map'e. Koordinatta ne istiyor? Create item. Bu create. Bana ne lazım? Get item from koordinat x ve y. Biz de x ve y'yi verdik. Tekrar bakacağım. Return de ediyor. Bu bir return ediyor. Şu ne yapıyor? Bu da return ediyor. Zaten biz bu fonksiyonları kullanmıştık daha önce. Bunlar çalışıyordu. Peki. Şöyle yaparsam ne oluyor? Can go'yu istemiyorum ben. İtem objekti alert edersem bir obje dönecek mi? Obje diyecek mi? Sıfır olduğunu söylüyor. Yani orada bir şey olmadığı için önümde sıfır olarak dönüyor. Öyle bir obje olsaydı onun objesi dönecekti. Obje olmadığı için sıfır olarak dönüyor. Biz bu şekilde tasarlamıştık. Peki nokta can go dediğim zaman da ne olarak dönüyor? Undefined. Yani öyle bir başlık. Bu obje zaten yok. Bu sıfır. Onun da can go diye bir alt değişkeni tabii ki olamaz. Şimdi benim yapacağım can go eğer birse ben hareket edeceğim. Undefinedsa, sıfırsa şu hareketi gerçekleştirmeyeceğim. Bu ne bir koşul? Bir koşul. Can go eşittir. Eşit değil. 1. 1 değilse şu eşit değil anlamında daha önce kullanmadık. Ünlem eşittir. Bir, eğer bunun içeriği 1'den farklıysa anlamına geliyor. Hareket etmemizi sağlayan komut şuydu. Ne yapıyoruz? Koşulun içine yerleştiriyoruz. Sonra şu koşulun şuraya da test. Bir hata çıkarsa alert koyarız test etmek için. Şimdi bakalım. İleri, 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 ileri. Evet, bir hata çıktı. Normalde geçememesi gerekiyordu. Mesela çimden geçemiyor. Taştan geçebiliyor. Elmadan geçemiyor. Tam tersi oldu. Geçmemiz gereken yerlerden geçemiyoruz. Geçmememiz gereken yerlerden geçebiliyoruz. Demek ki bir şeyi ters yapmışız. Bir bakalım. Tabii bir olumlu bir şeydi. Yani gidebilir miyim? Birse evet gidebilirsin anlamındaydı. Bu eşittir olması gerekiyordu. Benim burada kafam karışmış. Şu kod gitme komutu olduğu için eğer gidebilme olumluysa tabii ki gidebilirim. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakalım. Evet, şimdi de hiç hareket edemiyorum. Çünkü bu nesnelerde işe yarıyor ama şuradaki boş alanda ne yapıyor? İşe yaramıyor. Çünkü bunun karşılığı olarak undefined geliyor. Şöyle yapalım. Burada bir yeni bir şey daha kullanalım. Koşulun içerisinde iki farklı koşul tanımlayabiliyoruz. Bu olay olursa ve şöyle ve item go eşittir undefined. Değil mi? Boş olduğu zaman undefined oluyor.
ya da Kango yerine bir nesne olmadığı zaman ne oluyordu? İtem objenin içeriği sıfır oluyordu. Bir obje olmadığı anlamına geliyor. O zaman da gidebilir. Biz burada and dedik. And şu koşul ve bu koşul ikisi birden aynı anda sağlandığında, ama bizim istediğimiz, ihtiyacımız olan ya bu koşul sağlansın, eğer gidilebilirse gidelim, item obje sıfırsa da gidelim şeklinde. İkisinden biri. Eğer bir nesne yoksa item obje sıfır olacaktır, gidebiliriz. Bir nesne varsa can goes'u birse gidebilelim. Şu da or anlamına geliyor. Or, and. Bizim en çok kullanacağımız bu ikisi. And ikisinin de o iki koşulun da sağlanması sonucunda içeri giriyor. Or, iki koşuldan herhangi birinin sağlanması sonucunda içeri giriyor. Biz şu anda şu işaret or, or'u kullandık. Çalıştıralım bakalım, bir hata yapmış mıyız? Evet, ileri gidebiliyorum boş. Çiçeğin üzerine gelebiliyorum. Duvardan geçemiyorum. Ağaçtan geçemiyorum. Elmadan geçtim. Taşa gelemiyorum. Dışarı çıkamıyorum. Burada şuraya gidemiyorum. Şu noktaya. Burada ne olabilir ki? Görünmeyen ne vardı? Tuzak. Tuzağın can goes'u sıfır mı? Ki ben onun üzerinden geçemiyorum. Bakalım map'e. Görünmeyen bir tek trap vardı. Ekrana eklediğimiz ve can goes'u sıfır. Halbuki trap'in üzerinden geçebiliriz. Can goes'un biri olması lazım. Bu özelliği de yanlış tanımladığımız için onun üzerinden geçemedik. Evet, bu şekilde bir daha bakalım. Bir sonraki aşamada kelebeğin kareler arasında animasyonla hareket etmesini sağlayacağız. Animasyon klasımızı yazıp şimdi en basit şekliyle hareket ettirdik kelebeği. Evet, şu anda yazdığımız kod çalışıyor. Son yazdıklarımız aklımızdayken onlara açıklama da yazalım. Şunlara ihtiyacımız yok. Şu neydi? Gideceğimiz koordinattaki nesnenin özellik objesini al. Gidilecek konum gidebilir mi? Şu ne işe yarıyor? Oyuncuyu gidecek konuma götür. Şurada ne yaptım? Oyuncunun yeni koordinatlarını güncelle. Bir sonraki hareketlerde, çünkü tekrar bu değişkenleri güncel olan değişkenleri kullanacağız. Onları güncellemediğimizde problem çıkmıştı. Oyuncunun ulaşacağı yeni koordinatlar diyelim. Şu ikisini silelim. Onları kullanmak için söylemiştik. Şu zaten oyuncunun yönünü çevir. Bir de şöyle bir şey oldu şimdi. Mesela
Yani. Mesela yukarıya doğru bakıyorum. Sol tuşa bastığımda soldaki kareye gitmem gerekiyor ama oraya gidemem. Ne olacak? Kelebek sola doğru bakacak. Sola ilerlemeye çalışacak. Şimdi şu kod her halükarda çalışacak. Yani kelebek sola doğru yönelecek gitmek için. Ama soldaki objenin property objesini aldığımız, soldaki nesnenin özellik objesini aldığımızda onun gidilemez olduğunu anlayıp kelebeği o koordinata götürmeyeceğiz. Bu kod çalışmayacak. Ama ne oldu? Mesela şimdi sola basıyorum. Kelebek o yöne yönlendi. Ama o yöne gidemiyor. Sola basıyorum sürekli. O yöne gitmiyor. Evet. Anahtarın üzerine gelemiyor. Onu da yanlış yapmışız. Map'in içinde k can go 1 olması gerekiyor. Evet. Yenileyelim bakalım anahtar. Üzerine gelebiliyorum. Basılı tuttuğumda arka arkaya basıyormuş gibi çalışıyor kod. Bakalım animasyonu ekleyince nasıl görünecek. Bir de şöyle bir şey de yapabiliriz. Oyun başlangıcında birden fazla oyuncu seçeneği sunup hangisini seçiyorsa onunla oyuna devam etsin. Tabii bu oyunu sonlarına doğru yapacağımız şey, oyunu bitirdikten sonra yapacağımız şey. Şuraya not aldım. O zaman animasyonu yapmaya başlayalım. Animate.js'de. Evet. Ne diyeceğim ben bu fonksiyonun ismine? More to şey diyebilirim. Animate.more object to. More object to eşittir fonksiyon bir nesnenin konumunu animasyonlu olarak değiştirir. Yani animasyonlu dediğimiz aslında şu. Biz şimdi sağ tuşa bastığımız zaman bir anda sağdaki karede beliriyor kelebek. Halbuki bu iki kare arasında 32 nokta var. Bir kare 32 piksel. 32 pikselden oluştuğu için, 32 piksel yükseklik ve 32 piksel genişlikten oluştuğu için koordinatlar da biz piksel cinsinden verdiğimiz için hesaplıyoruz biz. Hesapladığımız zaman şuradaki benim left atıyorum 200 pikseldeysem left 200 ise şuraya bir anda left 232 piksele geçiyorum. Animasyon klasım bunu şu şekilde yapacak. 200'den 201, 202, 203 hızlı bir şekilde 232'ye belli zaman aralıklarında geçmesini sağlayacak kelebeğin. O zaman kelebek bir animasyon, bir hafif bir hareketle geçiyormuş efekti vermeye çalışacağız. Koordinatını bir yavaş yavaş döndürerek. Bunun için de
Daha önceki etkinlikleri izlediyseniz orada mesela bir nesnenin animasyonu için sonsuz döngü diye bir nesne vardı. Onda bir nesneyi sürekli hareket ettirebiliyorduk. Biz bunu bir de döngü hızlı bir şekilde hareket ediyor. Olabildiğince en hızlı şekilde işi yapıyor. Bir de şöyle komutlar var. Bir fonksiyonu bir saniyede bir çalıştır. İşte 32 kere çalıştıktan sonra da artık çalıştırmaya devam etme gibi komutlarla biz bu işi yapacağız. Bir nesneyi hareket ettirmek için bana neler lazım? Nesnem nerede? HTML'in içerisinde mesela şu ID'li benim nesnemin ID'si player. Bu bir benim nesnem. Hareket ettirmek istediğim nesnem bu. Animate'i daha başka ileride de kullanacağız. Nesnenin ID'sini verebilirim ben burada. Hareket ettirmek istediğim nesnenin ID'sini. Ama sonra ne yapacağım o ID ile? O ID'den get tam şurada kullanmıştık. Ne yapacağım? Player ID'siyle document.getElementById'den onun nesnesini bir değişkene atayacağım. Bu işlemi yapacağımı ben direkt element'i isterim. Bana element değişkenini versin. Ben de direkt element üzerinde oynama yapayım. Başına ben şu işareti koyuyordum. Kod içerisinde bunun parametre olduğunu hemen anlamak için kodlar karıştığı zaman, değişkenler çoğaldığı zaman bunu gördüğüm anda bunun değişkene gelen parametre olduğunu fazla düşünmeden anlayabiliyorum. Onun dışında başka ne lazım bana? Tabii ki animasyon yapacağım için gideceğim mesela koordinat lazım. Şunu bir düşüneyim. Koordinat mı kullanayım yoksa piksel mi kullanayım? Şu piksele git mi diyeyim? Piksel kullanırsam daha esnek olur. Koordinatların dışında da nesneleri bir yerlere ulaştırabilirim. Ama işime yarar mı? Koordinat kullanırsam daha iyi olur. Ben sadece koordinatlara gitmek istiyorum. Buradaki her nesne de koordinatlara gidecek. Koordinatları dışında bir yere gitmeye ihtiyacım benim yok bu oyun için. Şimdilik koordinat olarak düşünelim. Daha sonra şu an düşünemediğimiz bir şey aklımıza gelirse fazla ilerlememişsek o değişikliği yaparız. Animasyon için ihtiyacımız olan komutu arayalım. Bunun için JavaScript'te setTimeout diye bir fonksiyon kullanılıyor. Bakalım nasıl kullanılıyormuş. TimeOut. SetTimeout loops. Aslında bir hata olmadığı için şurada da arayabiliriz. Orada konuyu açıklayacağı için daha güzel bir örnek bulabiliriz. Evet, bakalım şurada arama yapabiliyor muyum? Set timeout diyelim. Windows set timeout method.
1000 milisaniye 1 saniye milisaniye ile zaman veriliyor. Set timeout şu işe yarıyormuş. Bir fonksiyon içinde bir kod yazmış. Alert, hello, hello mesajını çıkar. Şurada verdiği sayı da 3000, yani 3000 milisaniye 3 saniye. 3 saniye sonra bu komut çalışıyor. Böylece bu benim ne işime yarıyor? Ben zamanla bazı komutları çalıştırabiliyorum. Burada ne yapmış? Set timeout'u bir değişkene eşitlemiş ve daha sonra da onu temizlemiş. Burada mesela bir fonksiyon var. Set timeout'la en sonda set timeout'la tekrar içinde bulunduğu fonksiyonu çağırarak bir döngü oluşturmuş. Ama 500 milisaniye. Yani bu fonksiyonu ben çağırdım. Bu fonksiyon içindeki kodlar çalıştı. Sonra set timeout komutuyla 500 milisaniye sonra bu fonksiyonu tekrar çağırmayı tetikledim. Sonra bu tekrar dönüyor ve 500 milisaniye sonra bu fonksiyon tekrar çalışıyor. Tekrar tetikleniyor, tekrar çalışıyor. Böylece bir döngü oluşmuş oluyor. Bizim de ihtiyacımız olan böyle bir döngü oluşturmak. Şimdi daha komutu daha iyi anlamak için bakalım, test edelim, çalıştıralım. Nasıl bir komutmuş bu? Nerede test edelim? Bunun içinde mi test etsek? T diyor, yok. Var T. Eğer T'yi, T değişkeni burada var eder, var dersem, bu fonksiyon bittiğinde T değişkeni de silinecektir. Daha sonra da o T değişkenine bir daha ulaşamam. Şurada var T diyelim, eşittir 0. Var T diye kullanmayalım. Animate.t diyelim. Bunu tabi fonksiyonların üzerine yazıyoruz değişkenleri. Değişkenleri böyle sıralıyoruz. Sonra fonksiyonlara geçiyoruz. Düzen olarak. Yoksa çalışma olarak bir farklılık yok. Start time değil. Burada şöyle bir şey yapmış. Set timeout bir fonksiyon. Şimdi biraz karışık gibi görünüyor ama yazılımı. Set timeout bir fonksiyon. Fonksiyon neydi? Parantez açıyorduk çalıştırmak için. İçine parametre alıyordu. Şimdi parametreler bir sayı olabilir, bir string olabilir, bir değişken olabilir. Sonra biz nasıl değişkenler kullandık? İleriki aşamalarda neler kullandık biz? Mesela obje kullandık, array kullandık, dizi. Bunlar da birer değişken. Bunları da parametre olarak verebiliyoruz. Şimdi burada daha farklı bir şey kullanmış. Şu neydi? Function, parantez aç kapa, süslü parantez aç kapa. Biz bunu ne yapıyorduk? Bir değişkene, mesela initial değişkenine eşittir. Şunu eşitlediğimiz zaman ne oluyordu? Bu initial değişkeni artık bir fonksiyon oluyordu. Bunun içine yazdığımız komutlarda bu initial'ı çağırdığımız zaman çalışıyordu. Burada parametre olarak function da bir obje olduğu için parametre olarak fonksiyon vermiş. Virgül ikinci parametrede
500 milisaniye, yani yarım saniyede bir. Yarım saniyede bir ne yapacak? Yarım saniye sonra ne yapacak bu? Şurada birinci parametrede verdiğiniz fonksiyonu çalıştıracak, çağıracak. Onun için artık ben ne komut yazarsam onu çağırmış olacaksın. Şöyle yazalım. Alert. Alert. Test. Alert test diyeceğim. Şu komutu da player'da bir deneyelim önce. Şu fonksiyonum çağrılıyordu. Buraya eklersek eğer başlangıçta bu komutta çağrılır. Çağır bakalım. Evet. Sayfa yenilendikten, sayfa yüklendikten yarım saniye sonra test diye bir mesaj geldi. Sonra ne oldu? Bir daha bir mesaj gelmedi. Bu komut bir kere çalıştırıyor. İkinci kere çalışması için bunu tekrar, bu komutu tekrar çalıştırmam gerekiyor. Bir örnek olarak 3 kere çalışacak şekilde bir şey yazalım önce. Ne yapacağım? Bir tane yeni bir fonksiyon açıyorum. Bu set timeout komutu verdikten sonra bunun içerisinde tekrar çalıştıracağım fonksiyonu. Turn next diyelim buna. Bir sonraki aşamaya geç. Bunun birinci parametresi şu anki mesela 3 işlem yapacaksa kaçıncı işlemde olduğunu söyleyen bir değişken. Ne diyelim buna? Current value diyelim. Şu anki değer. Ulaşmak istediğim değerde last value diyelim. Son değer. Tabii şu eşittir function şeklinde uygulanacak. Sonra şu komutu ben buraya alıyorum. Yarım saniyede bir olanı da bir saniyede bir yapacağım. Şuradaki current value benim şu anki konumum. Şu anki value. Ben şöyle bir şey istiyorum. Şu komut 3 kere dönsün. Biz normalde ne yapacağız? 32 kere döndürüp 32 piksel hareket etmesini sağlayacağız. Biz şimdi komutu test ediyoruz. Bu komutla bu işi nasıl yapabiliriz diye. Test ediyoruz. Şöyle yapalım. Current value eşittir. Current value artı 1. Niye? Burada şu an bir işlem yapıyoruz. Current value'u bir arttırıyoruz. Sonra evet, bu komut bir kere çalıştırıldığı için her seferinde onu tekrar tetiklememiz gerekiyor. Şurada şu komutu tekrar çalıştırırsam buraya yazmadığım için çalışmadı. Tabii daha bu değerlerle ilgili bir şey de yazmadık. Bununla birlikte set timeout'un benzeri başka komutlar da mevcut. Mesela bizim şu an burada yapmaya çalıştığımız set timeout
bir süre verdiğimizde bir kere bir işlem yapıyor. Biz onu bir çeşit döngü içerisine sokarak, tekrar tekrar çağırarak birden fazla kere, bizim çünkü animasyon için 32 kere bir komutu tekrar etmemiz gerekiyor. Onu istediğimiz kadar döndürmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ya da şöyle bir de bir yöntem olabilir. Set interval diye bir komut var. Buna da verdiğiniz rakamı her 3 saniyede bir, 3 saniye, 3000, her 3 saniyede bir tekrarladığını söylüyor. Bu komutu kullanırsak durdurmamız gerekecek. 32. işleme geldiğinde komutu durdurmamız gerekecek. Bu komutu kullanırsak da bir kere de durduğu için kendi otomatik 32 kere daha tekrarlaması için onu tekrar tekrar çağırmamız gerekecek. Bir de şu komutu da deneyeyim. Şu yazdığıma bakayım bir önce. Ne yaptım ben? İki, üç. Durdurmadığımız için bu şu an sürekli tetikleyecek kendini. Bakacağız kaç kere döndüğünü bir değişkende tutup istediğimiz kadar sayıya ulaştığında durmasını isteyeceğiz. Evet, kapattım. Çünkü o sonsuza kadar dönecek. Şu komutu kapatayım. The interval komutu var. Set interval function alert. 3 saniyede bir. Ne yap? Hello de. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu da bizim uzun yazdığımız komutun fonksiyonu. Bu işi kendi içerisinde yapan bir fonksiyon. Bunu kullanmamız bizim için daha avantajlı olabilir. Ben bir karar vereyim buna. Hangisini kullanacağımız. Evet, interval komutu bizim için daha avantajlı olacağına ben karar verdim. Şuranın içeriğini siliyorum. Şu an yapmak istediğim şey interval komutunu kullanarak 1, 2 ve 3 kere dönmesini sağlamak. 3 tane alert box çıkartacağım. İçerisinde 1, 2 ve 3 yazacak. Şuradaki T değişkenini de siliyorum. Şimdi bunun için öncelikle buraya bir değişken açacağım. Number 1 olarak söyleyeyim. Şuradaki fonksiyon şu şekilde kullanabiliriz. Bu bir fonksiyondu. İçine komut yazacaktım. Bunun içerisinde şöyle diyorum. Alert number, yani bir yaz, ekrana alert olarak bir verecek. Ve daha sonra da alert artı artı diyerek bir artmasını söylüyorum. Bu bir arttığı zaman interval 3 saniyede bir sürekli tekrar ediyordu. Tekrar döndüğünde bu 2 olmuş olacak ve alert 2 diyecek. Sonra tekrar dönecek. Bir test edelim ne oldu. 1 2 3 böyle sonsuza kadar gidecek. Bunun ben 3'te durmasını istiyorum. Onun için ne yapmam gerekiyordu? Clear timeout. Set interval. Clear interval diye bir komut vardı. Clear interval. Bir değişkeni eşitlersem oluşturduğum sürekli dönen interval fonksiyonu bir değişkeni eşitlersem clear intervale fonksiyonuna o değişkeni parametre olarak gönderirsem
Bu artık işlemine devam etmiyor. Bizim burada yapacağımız ne? Intervalin başına my interval diye bir değişkene eşitlersem eğer ve şurada da bir koşulla eğer numarası büyükse 3'ten büyükse 3'ü alert etmiş, sonra da 1 arttırarak 4 elde etmişse demek ki 3 kere dönmüş anlamındadır bu. Ne yapıyorum? Clear interval CTRL space'e bastığımda burada da çıkıyor zaten. My interval diyorum. Şunu hızlandırmak için 1 saniyede bir yapayım. Ama bir sorun çıkarsa sonra kapatamıyoruz. 1 saniye çok kısa. Alert 1.5 yapalım şunu. Ortada anlaşalım. Şuna bastım bakalım. 1 2 3 ve işlem tamamlandı. Evet. Benim animasyon için kullanacağım fonksiyonda bu algoritma ile hareket edecek. Şu an, bu video uzadı biraz. Bundan sonrasını bir sonraki partta yaparız. Yapacağımız şey 3 kere dönmek yerine 2 piksel, 2 koordinat arasındaki uzaklık 32 piksel olduğu için 32 kere dönecek. Her dönüşünde de kısa bir zaman aralığında kelebeğin koordinatını bir arttırarak kelebeğin sanki yavaş yavaş hareket ediyormuş gibi olmasını sağlayacak.